Herkese selam reisler. Call of Duty Mobile'deyiz. Bu sezon, yeni sezon geldi. Yeni sezonla birlikte ikinci yılın kutlamaları başladı. İlk önce her zaman yaptığım gibi aylık oturum açma ödüllerini sizlere göstereceğim. Burada en önemli ödül bence şu anda bu karakter. Gazı bize veriyorlar. Call of Duty oyunlarında da işte Modern Warfare'de en sevdiğim karakterler arasındaydı. Buraya da gelmiş. Şeyde Warzone'da var benim bu karakter. Buraya da gelmiş, güzel oldu. Hatta Warzone'dakinden daha iyi bir karakter skin'i diyebiliriz. Oradaki de gelirse harika olur. Geleceğini düşünüyorum. Ödülümüz bu şekilde. Her gün girerek buradaki ödülleri ve gazı alabiliyorsunuz. Sezonluk görevleri. Sezonluk görevler videosunda göstereceğim, bilginiz olsun. Yani size kısaca şöyle göstereyim. Ben bunların çoğunu yapacağım. Bu iki görevi de yapacağım. Canavar vurucu ve gök gürültüleri yapacağım. Zaten bunlar da kolay. Pompalıyı öldür, maç at, aparat takılı yap. Bunları zaten geniş anlatımını sizlere o videoda göstereceğim. Nasıl yapılacağınızı göstermeye çalışacağım. Birkaç gün sonra da canlı yayınımız olur. Call of Duty Mobile'de oynarız. Yine uzunca bir süre, 1 saat 30 dakika civarı yine oynarız. Bu oyun sadece bu kadar süre ayırabilir canlı yayınlarda. Hikaye oyunları da Ekim gibi. Ekim'in ortalarında başlayabilirim belki, bilmiyorum. Söz vermeyeyim. Ne zaman müsait olursam canlı yayın açabilirim. Bunun da görevleri bu şekilde. Yine çok oyuncu uzağı yapıyoruz bu görevleri. Yıldırımın saldırısı yeni gelmiş galiba. Şimdi önemlisi burada. Bir saniye, çıktık ya. Hocam ben çık demedim ki. Hocam bir dakika izin versen de ben göstereceğimi göstersem ha. Öne çıkanlara geliyoruz. Bizim için önemli olan burası. Burada Octo Barface başladı diye bir etkinlik var. Burada 2 gün daha girersem buradaki arteri şeyini alıyorum. Profish zımbırtısını. Burada karartma var. Yeni haritamız. Onu da gün içinde yine video çekeceğim. Ben birkaç görevi yaptım. Burada size verilen karakteri de göstereyim. Bu etkinlikte bir karakter de alabiliyorsunuz. Tengu'yu veriyor. İnşaat demiri skin'i yine. İnforması ile diyelim. Veriyor. Bilginiz olsun. Yapmanız gerekenler çok basit. Hayalet kasabaya iniyorsun. Türbine iniyorsun. Bunlar biraz uğraştırabilir ama yaklaşık ben burada söylenen maçları henüz atmadım. 2 tane maç attım. Zaten bunu gösteriyor. 2 maçta ben bu görevlerin çoğunu yaptım. Şimdi bunları yapmaya çalışacağım. Büyük ihtimal 3. maçımı da Baltura karartmada oynamış olurum. Ki bir gün içerisinde ben bunu bitireceğim. Yapmanızı tavsiye ederim. Beleş karakter her zaman alınması gerekir. Bu oyun bunu çok yapıyor. Etkinlikle dağıtıyor. Günlük girişle dağıtıyor. 4 karakter Baltı Pest'e, yani savaş belisinde veriyor. Yani toplam 6. Bir de Baltural'da usta kademesine girirsen orada da bir tane karakter sana paslıyor. Etkinliklerle daha fazla karakter de alabiliyorsun. Oyun bunu daha önce de yaptı. Şimdi de yapıyor. Ama bu karakter alınabilir. Uğraşılabilir. Yani çok da zor bir yanı yok. Basit. Gerçekten basit. Çizgi romanlarla da savaş bileti DPS'i kazanacaksınız. Bunu da girip hızlıca kaydırmanızı, çizgi romanı hızlıca kaydırmanızı tavsiye ederim. Asa bugün var mıymış? Bugün galiba yok. Karşı saldırı diye bir şey var. Şöyle. Bunları ben seslendirmeyi düşünüyorum aslında ama izler misiniz bilmiyorum. Çizgi romanları da seslendireceğim. Aklımda. Onları da yapmayı düşünüyorum. Onları da seslendireceğim. Onların da devamı gelir. Beğeniyor musunuz bilmiyorum ama ben bunu hem kanalda bulunsun diye hem de göz görmeyen izleyiciler için yapıyorum. Yoksa yapmayabilirdim.
buradaki 5 görevi de sizlere göstereceğim. İlk önce şurada ne yapabiliyormuşuz? Burada operatör seçimi yapacağız. Bizimle konuşuyor Rosa. Ne o damarına mı bastım? Hayatında burada. Yani bu karakterin de bir biosunu buraya koymuşlar bu. Bununla biosu var. Serap. Kişisel bir şey değil. Sadece iş. Bunların biyolarını ben çok bilmiyordum ya. Yüzü olmuş. Burada size görevler veriliyor ve bu görevleri yapmanız gerekiyor. Ben şu karakterleri bir göndereyim. Ya daha sopa sormuyor. Yaptık mı? Niye? Şuraya gönderelim. Tamam, gönder hocam. Evet, göndermeye kesinlikle hazırım. Şöyle garip garip sesler gelmesin sizlere. Hazırım. Gönderebilirsin. Gidin bakalım. Görev başlangıcı. Bunu yaptık. 59 saniye içerisinde galiba, bir süre içerisinde bunlar gelecek. Başka karakterim olmadığından bir şey yapamıyorum. Oraya gönderdim. Oraya ele geçirmeye çalışacaklar. Karşı saldırı yapıyoruz böyle. Bundan ne elde edeceğiz bunu bilmiyorum. Burada ikinci yıl dönümü diye bir şey var. Burada kutlamalar içerisinde gelecek etkinlikleri görüyorsunuz. Şu anda karşı saldırı ve Oktoberfest var. Ayrıca canavar burcu da gelmiş. Bu sezonluk görev şeyi, pardon. Bunu biraz önce gösterdim zaten. Şimdi şu midileri gelelim. En sona Batı PC'si saklayacağım. Bak. Bana Amazon Gaming Prime'da ödülümü gönderdiler. Etkinleştirmiştim. Yok, göndermediler mi? Ben zaten onu sahip etmiştim diye hatırlıyorum. Aynen gelmiş bak. Bu süre için görüyorsunuz. Amazon Gaming Prime'da Prime'im vardı. Aldım. Bunu etkinleştirdim. Ay taşı gayet güzel görünüyor. Bunu kuşanabilirim. Ne için kuşanabilirim? Bizon varmış. Yani onunla onu değiştirebilir misin bilmem. Bunu yapmana gerek yok. Bahtur Al'da değiştirebilirsin. Aynen, bunu değiştirebilirsin. Okey. Bunu aldık. Burada bir sürü ödül var. Ben bunları alacağım sonra. Sizlere sadece göstermek amaçlı girdim. Ödülleriniz buralarda. Bunların hepsini teker teker alabalacaksınız. Burada hepsini al seçeneği maalesef yok. Tek tek tıklayıp ödüllerinizi alıyorsunuz. Şimdi en önemli kısım. Ona gelmeden önce ilk önce Bahtur Al'da açıklamam gereken bir şeyler daha var. Onları da açıklayayım sizlere. Bahtur Al karartma burada. Büyük ihtimalle bugün içerisinde ona da bir tane video çekeceğim. Hemen arkasından büyük ihtimalle onu da kaydederim. Sizler de bunu sabah saatlerinde izlersiniz. Biraz geciktim. İndirmeleri vesaire işlediğim falan yoğunluğu soktuktan sonra şey yapmak istedim, çekmek istedim. Bunu PUBG Mobile'da da yaptım. Oyunu seviyorum yani, öyle bir sıkıntı yok, oynuyorum. Bunu birkaç saat içerisinde izleyeceksiniz bu videoyu. Bahtural, yeni Bahtural karartma oynuyoruz şeklinde bir başlık da atabilirim. Bilmiyorum ne yapacağımı. O doğaçlama mı yaparım, başka bir şey mi yaparım bunu bilmiyorum. Maça bağlı. Bu kesin gelecek, bugün gelecek. Bilginiz olsun, izlemeyi unutmayın. Burada Bahtural'da seri ayrıntılarına gelmek istiyorum ben. Burada şey izleyebiliyor muyuz? Bu sezonun şeyini, fragmanını izleme şansım var mı? Yok, peki. Ödülleri görüntüleyeceğim ben şu anda. Elite 4 kademesindeyim. Yani sıralamasındayım. Pro 3, Pro 5, böyle böyle yükseleceğim. Usta görüyorsunuz. Ustadan sonra büyük usta var. Normalde biz usta 3'te almamız gerekiyor bu karakteri. Ama biz büyük usta da alacağız. Yalnız sıkamasaydım iyiydi. Bir saniye. Büyük usta 3'te alacağız karakterimizi. Cycle'a karakter informasıyla. Bunu almak istiyorum. Çabalayacağım. Ama biraz zor olmuş ya. Yani ilk efsaneydi bir şey getirmişler bak. İlk 5000'e girmen gerekiyormuş.
burada sıralamanı koruman gerekiyor. Efsanevi olmaya çalışır mıyım? İlk 5000'e girmek ister miyim? Bilmiyorum ama büyük usta için biraz çabalamam gerekiyor. Gelecek sezon bırakır mıyım? Gelecek sezonda biliyorsunuz görevler oluyor. Bırakır mıyım? Bilmiyorum. Büyük ihtimal Pro 2 yapar. Biraz salarım. Çünkü gelecek sezonu zorlanmak istemiyorum. Oraya bazı görevler verdiğinde yapamıyoruz bazen. Elemanlarla benim işime yarasını istiyorum. Hatta bazen işime yarayabiliyor. Bu Bahtur Al. Büyük usta 3 kademesine gelirseniz saygıda alıyorsunuz. Şimdi savaş biletini inceleyeceğiz. Bakalım kimler varmış. Alias savaş yorgunu. Ve silah CR56 E Max. Dağınık ateş. Güzel görünüyor. Burada topyekun savaş şeyi var. 360 CP alma şansı ile savaş biletinin kilidini açıyor burada. Şu an açmayacağım. Belli bir kademeye gelene kadar açmayı düşünmüyorum. Ondan sonrası biraz benim için sıkıntı oluyor. Nabız sensörü içinde bir skin getirilmiş. Bunu ilk defa görüyorum. Gözcü. Burada Rus 79 U için bir silah var. Sert kazık. Gayet güzel gözüküyor. General Shepard var. Generalimiz de geldi oyuna. Nihayet. Burada bir İnanılmaz mekanikler hareketimiz mevcut. Burada yeni silahımız mekanizmalı tübek kilo KDR mevcut. Burada bir tane pardon yanlış oldu. Bu yeni silah değil. Bu onun skini galiba. Pardon. Yeni silahımız ZL-90. Eğer 90 ya da böyle mi okunuyor bilmiyorum. Bu silah mevcut. Bununla büyük ihtimal sezonluk görevlerde görev yapmamız gerekecektir. Bu silahla görevler yapacak. 21. kademede olan silahlarla yani bu silahla görev yapılabilir, bilginiz olsun. Büyük ihtimal 2 gün içerisinde ben bu kademeye gelmeye çalışırım. Hep öyle diyorum, bazen olmuyor ama burada küreğimiz var. Burada arabamız. Holger için bak bu silahı çok seviyorum ve kamuvajı da yani skin'i de pardon gerçekten güzel görünüyor, kullanılabilir. Burada yine Rus için bir silah mevcut. Silah diyorum, skin mevcut. Burada yeni bir karakter Verikan. Sizler için yeni olabilir. Önceki sezonlarda da Verikan verildi ama bu verilen Verikan daha güzeldi. Yani önceki sezonlarda verilen Verikan daha güzeldi ama kullanılabilir. Burada keskin nişancımız var. Renetti için silah skini. Eko. Pompalı silahımız. Ara bulucu. Ve paraşütümüz. Atlayışta kullanacağımız şeyler. Burada güçlü araba mevcut. Sevdiğim araba biliyorsunuz. Oyunda motordan sonra sevdiğim araçlardan diğeri. Hırsları için skin mevcut ve Kaptan Price Bravo 6 skin'i mevcut ve onunla beraber R90 Master of Snakes adında skin veriliyor ve bu gerçekten muhteşem. Ben böyle silahları severim bak. Bana böyle silahlarla geleceğim. Ben böyle silahları severim. Umarım videomu beğenmişsindir. Her sezon yaptığım gibi bu sezonu da inceledim. Şarkılara da bakayım sizler için. Burada Grinch kutup nöbetçisi var ve arkasında da sevdiğim şeylerden var. Ne denir ona? Bunların adlarını gerçekten bilmiyorum ya. BK57 için hızlı dondurma var. Hemen donduruyor. Yiyebilirsiniz yani. Dondurma yapıyor herhalde. Bilemedim. Onları donduruyor. Tamam. Oktoberfest çekilişi. Mevcut. Ona da bakalım. İlk önce silah. R90 atlayıcı. Ne yaptı lan öyle? Atlamak böyle mi atlamak? Güzel. Arteri ölüm anımı. Bu karakterde bu şekilde. Paranız varsa oynayabilirsiniz yani. Şarktan şansınız deneyebilirsiniz. Başka örtülü ay çekilişi var. Hangisini yedik? Örtülü ay çekilişinde ise Hayalet Batos. Gümüş casus. Karakterimiz bu şekilde. Silah ise QQ9 ay ışığı.
Ulan güzelmiş ki şurada ha. Lan benim bir tane böyle silahım olsa var ya. Başka bir şey istemeyeceğim. Gerçekten. Böyle bir silahım olmadı daha. Yani çoğunlukla karoto tip mobil videosu çekiyorum ama halen bir tane şeyim olmadı. Silahım böyle. M4 DMG Semender. Lan güzelmiş yalnız ha. Oynanabilir aslında bak. Buna oynanabilir. Silah güzel. Buhar olup gidiyor yani. Karakter de Reaper. Böyle bir Reaper. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki video birkaç saat sonra gelecek. Günün son videosu da akşam saatlerine doğru yani 17-19 arası video gelebilir. Bilginiz olsun. Bunu da sabah saatlerinde yayınlayacağım. Herkese iyi günler.